Merhaba, ben Umut Almaç. Koruma uzmanı inşaat mühendisiyim. Bu bölümde sizlere tarihi kagir yapılar ve deprem riski konusunda bilgiler sunacağım. Arap plakası, Afrika plakası ve Avrasya plakasının hareketleri nedeniyle Türkiye aktif bir deprem ülkesidir. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu faylarını oluşturan bu plaka hareketleri Anadolu'yu her yıl belirli miktarda batıya doğru hareket ettirmektedir. 2018 yılında AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı yayınlamıştır. Bu harita, Türkiye'nin büyük bölümünün deprem tehlikesi altında olduğunu ifade etmektedir. Depremlerde tarihi yapılar da zarar görür. Geçmişte yaşanan depremler, geleneksel, kagir ve ahşap yapılarda ortaya çıkan hasarlar ve hasar mekanizmalarının farklı olduğunu göstermektedir. Bu sunuma, deprem etkisine daha hassas olan tarihi kagir yapılar üzerinden devam edeceğiz. Deprem etkisinde duvarlar, düzlemlerinde veya düzlemleri dışında yüklemeye maruz kalırlar. Düzlemi içinde veya düzlemi dışında yüklenme, zorlanma durumu duvarlarda farklı tipte hasarları ortaya çıkarır. Geçmişte yaşanan depremlerden edinilen tecrübeler ve özellikle deneysel çalışmaları kapsayan bilimsel araştırmalar, yapılarda kısmi veya toptan göçmenin genellikle düzlem dışı davranışa bağlı olarak geliştiğini göstermektedir. Bu nedenle özellikle kagir yapılarda düzlem dışı davranışa bağlı olarak gelişen hasarlar birinci mod hasarlar, düzlem içi davranışa bağlı olarak gelişen hasarlar ise ikinci mod hasarlar olarak adlandırılabilir. Şimdi hep birlikte önce birinci mod, sonra da ikinci mod hasar mekanizmalarından örnekler görelim. Birinci mod hasar mekanizmaları genellikle duvarların dönmesi ve devrilmesi biçiminde gerçekleşir. Hasarlar duvarların kalitesine, döşeme duvar arasındaki bağlantılara, birbirine dik duvarlar arasındaki bağlantılara, özellikle yapı köşelerinde, duvar çatı arasındaki bağlantılara ve kuşak, kılıç, hatıl gibi berkitme elemanlarının varlığına bağlı olarak farklı biçimlerde karşımıza çıkabilir. 2019 tarihinde yaşanan Denizli Acıpayam depreminde, depremin merkez üssüne yakın yerleşimlerde bulunan geleneksel yapılarda da düzlem dışı davranışa bağlı hasarlar tespit edilmişti. Burada ahşap döşeme sistemi ile duvarlar arasında yeterli bağlantı olmaması nedeniyle duvarların dışarıya doğru devrildiği tespit edildi. Peki, ikinci mod hasar mekanizması nasıl oluyor? Kendi düzleminde zorlanan yığma duvarlarda şekilde gördüğümüz hasarlar meydana gelebiliyor. İlk şekilde duvarın kendi düzlemi içinde dönmeye çalıştığı, bu nedenle duvarın topuk kısmında ezilmeye bağlı hasarların ortaya çıktığı görülüyor. Diğer şekiller, duvarın kesme davranışı ile ilişkili hasar mekanizmalarıdır. İkinci ve üçüncü şekilde duvarın bir bölümünün derzler üzerinde hareket ettiği, dördüncü şekilde ise tuğlaları da etkileyen diagonal bir çatlağın ortaya çıktığı görülüyor. Depremin diğer yönde etkimesi sonrasında mevcut diagonal çatlağın bir benzeri diğer doğrultuda da ortaya çıkıyor. Bu hasar tipi duvarın ve ayağın geometrisine, sınır koşullarına, duvar üzerindeki eksenel yüke, kagir birimlerin geometrik ve mekanik özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Kagir duvarların kendi düzleminde yüklenmesi neticesinde ortaya çıkan diagonal çatlaklar meydana gelen depremlerde sıklıkla görülür. Şimdi deprem hasarlarının azaltılması için deprem öncesinde nasıl hareket edilmelidir konusuna geçebiliriz. Mimari mirasın analizi, korunması ve strüktürel restorasyonu için ilkeler başlıklı İKOMOS tüzüğü, tarihi yapılarda yapısal müdahaleler için temel prensipleri ve kriterleri ortaya koymaktadır. Yapısal değerlendirme için takip edilmesi gereken süreç, yapının, yer aldığı çevrenin ve yapının tarihsel araştırması ile başlamaktadır. Yerinde yapılan gözlemler, mimari, yapısal belgeleme çalışmaları ve laboratuvar ortamında yürütülen testler ile yapıya ilişkilen verilerin toplanmasına gayret edilir. Yapısal davranışın anlaşılabilmesi, etkin hasar mekanizmalarının ortaya çıkarılması ve kritik bölgelerin tespit edilmesi için farklı yükleme koşulları altında, bir önceki aşamalarda elde edilen veriler de kullanılarak yapısal analizler yürütülür. Analiz sonuçlarına bağlı olarak yapının bazı noktalarında daha detaylı inceleme ve testler yapılarak verilerin zenginleştirilmesine gayret edilir. Bir sonraki adımda tüm veriler sentezlenerek yapı için uygun koruma önerileri geliştirilir. Hasarsız ve az hasarlı testler, planlı ve önleyici koruma kapsamında deprem bölgesinde bulunan tarihi yapıların korunması için önemli veriler sunmaktadır. Yapı malzemeleri ve elemanlarının karakterizasyonu, yapısal çatlakların izlenmesi ve belgelenmesi, nem sıcaklık değerlerinin takibi, yapının farklı noktalarında titreşimlerin kayıt altına alınması, yeraltı su seviyesinde meydana gelen değişimlerin tespiti gibi
farklı alan ve disiplinlerde yürütülen incelemeler, onarım yöntemlerinin seçiminde önemli rol oynamaktadır. Müdahalelerin deprem etkisinde düzlem dışı davranışları mümkün olduğunca engelleyerek yapının monolitik davranışını tespit etmesi hedeflenmelidir. Bu çerçevede duvar döşeme arasındaki bağlantıların geliştirilmesi, duvar çatı arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi, gergi, kuşak, hatıl sistemlerinin onarılması ve ihtiyaç duyulması halinde bu sistemlerin yeniden imal edilmesi, duvarlarda süreksizliklerin ve zayıflıkların giderilmesi, duvar mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi gibi uygulamaların gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Özellikle kullanıcı müdahalesi olarak değerlendirilebilecek ve taşıyıcı sistemi doğrudan etkileyen, yapının özgün yük akışına müdahale eden, her türlü müdahaleden kaçınılmalıdır. Bu noktada isterseniz deprem sonrası yapılara nasıl müdahale edilmelidir konusu üzerinde duralım. Deprem sonrası yapıların mevcut durumlarının hızlı değerlendirilmesi ve risk tespitinin yapılması özellikle ana şok sonrası meydana gelen artçılarda hem can kaybı yaşanmaması hem de yapılarda hasarların daha fazla büyümemesi için önemlidir. Risk tespiti ve değerlendirmesi sonrasında projeye dayalı müdahaleler gerçekleşene dek mevcut hasarların büyümemesi adına seçilen binaların acil yapısal müdahalelerle geçici olarak desteklenmeleri gerekmektedir. Acil önerilerin büyük bütçeler gerektirmeden yerinde ve hızlı biçimde imal edilmesi mümkündür. Hasar gören yapılar için detaylı bir belgeleme ve inceleme sonrasında projeye dayalı onarım önerileri geliştirilebilir. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, incelenen her yapının kendine özgü hasar biçiminin olduğu ve onarımlarda etkili müdahale kararlarının alınabilmesi için söz konusu hasar nedenlerinin doğru biçimde tespit edilmesi önemlidir. Mimari mirasın korunmasına yönelik bilgilerin elde edilmesi, hasarların teşhisi, müdahale tekniklerinin belirlenmesi ve yapısal değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi disiplinler arası çalışma gerektiren işlemlerdir. Koruma önerilerinin tüm disiplinlerin birlikte yapacakları çalışmalar sonucu geliştirilmesi gerekmektedir. Deprem sonrası hasarlı yapıların mevcut durumlarının hızlı değerlendirilmesi ve risk tespitinin yapılması, özellikle artçı depremlerde can kaybı yaşanmaması ve hasarların daha fazla büyümemesi için önemlidir. Bu kapsamda yerel ve merkezi yönetimlerin tespit, karar ve uygulama kapasitelerini mümkün olduğunca geliştirmeleri kritik öneme sahiptir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler.